Dürüst olalım. Hepimiz bir dereceye kadar tembeliz ve bu doğaldır. Bunda yanlış bir şey yok. Ancak çoğu zaman kötü alışkanlıklarımıza aşırı düşkün olmamıza neden olan tam da bu tembellik alanıdır. Görüyorsunuz, motive olduğumuzda yapmak istediğimiz şeyleri yapmak nispeten kolaydır. Aksi takdirde onları zor bulsak bile. Ancak kendimizi stresli, yorgun, tembel hissettiğimizde ya da uzun bir gün geçirdiğimiz zaman çaba gerektiren bir şeyi yapmak için gereken coşkuya pek sahip olmayız. Bu nedenle o tembel günlerde genellikle en uygun veya kolay olanı yaparız. Her ne olursa olsun. Ve genel olarak bu bizim varsayılan davranışımızdır. Teknolojide varsayılan bir şeyi kullanmaya başladığınızda çalışma şekli anlamına gelir. Örneğin yeni bir telefon aldığınızda ayarlar zaten sizin için yapılmıştır. Varsayılan bir zil sesi önceden ayarlanmış bir duvar kağıdı gibi. Bu ayarları değiştirmediğiniz sürece varsayılan takılıp kaldığınız şeydir. Artık alışkanlıklarımıza benziyor. Hepimizin benimsediğimiz ve bizim için standart olan belirli davranışları vardır. Bunlar bizim için varsayılanımız haline geldi ve bunları neredeyse otomatik pilotta gerçekleştirme eğilimindeyiz. Bu davranışlar okumak veya yeni beceriler öğrenmek gibi olumlu olabilir. Veya bütün gün sigara içmek ve sosyal medyada gezinmek gibi olumsuz bir şey de olabilir. Tüm davranışlarımızı varsayılan olarak kabul etmek yerine bize hizmet etmeyenleri yeniden incelemeliyiz. Zil sesimizi değiştirebildiğimiz gibi davranışlarımızı da ayarlayabiliriz. Tembellik avantajı burada kullanılabilir. Tek yapmamız gereken 20 saniye kuralını kullanın. Sharon Acor, Mutluluk Avantajı adlı kitabında davranış değişikliğiyle mücadelesini anlatıyor. Sharon'ın bariz bir hedefi vardı. Televizyon izleyerek geçirdiği zamanı azaltırken gitarıyla daha sık pratik yapmak istiyordu. Ancak çoğumuzun davranışımızı değiştirmek istediğimizde karşılaştığı bir sorunla karşılaştı. Sadece kendine bunu yapacağını söylemek onun için yeterli değildi. Gitarı dolapta kaldı ve televizyon izlemek onun varsayılan tercihi olmaya devam etti. Sharon, varsayılan davranışını bir şekilde bozması gerektiğini fark etti. Aksi takdirde hiçbir şey değişmezdi. Bu yüzden bir çözüm aramaya başladı. Önce dolaba girmesi gerektiğini fark etti. Ne zaman gitarını çalmak istese, gitar kutusunu çıkarıyor ve ancak gitarı kutusundan çıkardığında gerçekten çalabiliyordu. Bunların hepsi yaklaşık 20 saniye sürdü. Ancak gereken bu minimum çaba bile Sharon'ı çalmaktan caydırmak için yeterli görünüyordu. Bunun farkına vardıktan sonra gitarı dolaptan çıkarıp oturma odasındaki gitar sehpasının üzerine koymaya karar verdi. Artık çalmak istediğinde dolabın içinde arama yapmasına gerek yoktu. Gitar zaten kutusundan çıkmıştı ve çok fazla çaba harcamadan onu alıp pratik yapmaya başlayabildi. Sharon'dan benzer bir ayarı televizyon alışkanlığına uyguladı. Bu kez uzaktan kumandanın pillerini çıkarıp başka bir odadaki çekmeceye taşıdı. Sonraki birkaç gece işten eve geldiğinde televizyon izlemek için kanepeye atladı. Bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Pilleri çıkardığını unutarak uzaktan kumandanın açma tuşuna basmaya devam etti. Sharon şimdi kalkıp diğer odadan pilleri almanın ekstra çaba gerektirdiğini düşünüyordu. Bunun yerine kolayca erişebilecek mesafede gitarını alıp çaldı. Bu küçük müdahale onun varsayılan davranışını bozmasına olanak tanıdı. Günler geçtikçe televizyon izleme isteği azaldı ve gitar çalmak giderek daha doğal gelmeye başladı. Sharon bu davranışsal yaklaşımı şöyle adlandırmaya karar verdi. 20 saniye kuralı. Esasen gitar çalmayı 20 saniye daha kolay hale getirirken TV izlemeyi 20 saniye daha da zorlaştırdı. Ve bu strateji değiştirmek istediğiniz hemen hemen her davranışa uygulanabilir. Elbette 20 saniye sadece bir öneridir. Mutlak bir sayı değildir. Bazı durumlarda 20 saniyeden fazla süre gerekebilirken bazı durumlarda 20 saniyeden az olabilir. Önemli olan daha sık yapmak istediğiniz aktivitelerin arasındaki engelleri onları yapmayı sizin için daha uygun hale getirerek azaltmaktır. Öte yandan katılmayı bırakmak istediğiniz aktivitelerin arasındaki engelleri onları başlamaya daha zor hale getirerek arttırın. Bunun kulağa basit ve sezgisel gelebileceğini biliyorum ancak çoğu kişi bunu kullanmıyor. Bu çok yazık. Çevremiz davranışlarımıza çok büyük katkıda bulunan bir faktör olduğunda. Görüyorsunuz genellikle herhangi bir eylemin en zorlu kısmı başlamaktır. Bir aktivite ne kadar fazla aktivasyon enerjisi gerektirirse, özellikle de kendinizi yorgun veya tembel hissediyorsanız, başlama olasılığınız o kadar düşük olur. Aktivasyon enerjisi dediğimde, bir şeye başlamadan önce göstermeniz gereken çaba miktarını kastediyorum. Yani örneğin televizyon izlemek genellikle çok az aktivasyon enerjisi gerektirir. Uzaktan kumandayı alıp kanepeye atlamanız gerekiyor ve hazırsınız. Fazla çabaya gerek yok. Şimdi sıra egzersiz yapmaya geldiğinde, başlamak için biraz daha aktivasyon enerjisine ihtiyaç vardır. Ancak gerçekten düşünürseniz ağırlık kaldırmak o kadar da zor değil. Elbette kanepede uzanmak kadar kolay değil ama aktivitenin kendisi o kadar da yorucu değil.
Sizi gerçekten rahatsız eden şey çalışmaya başlamadan önce geçmeniz gereken birçok adımın olmasıdır. Öncelikle spor çantanızı hazırlamanız, ayakkabılarınızı giymeniz, ardından spor salonuna gitmeniz, kıyafetlerinizi değiştirmeniz gibi birçok etabı vardır. Yolda duran pek çok rahatsızlık var. Ancak bu adımlardan bazılarını atlayabilirseniz veya en azından onları daha katlanılabilir hale getirirseniz daha az aktivasyon enerjisi gerekeceğinden egzersiz yapmak çok daha rahat hale gelecektir. Ve bu hemen hemen diğer tüm aktiviteler için de geçerlidir. Faaliyetlerin çoğunu yapmak o kadar da zor değil ve başlamanız için biraz daha çaba harcamanız gerekiyor. Ancak bir kez başlayıp alıştığınızda aktiviteyi eğlenceli bulmasanız bile devam etmek her zaman zahmetsizdir. Dolayısıyla belirli bir davranışa başlamak için gereken aktivasyon enerjisini azaltabilirsiniz. Yapmak istediğiniz şeyi yapma şansınız katlanarak artar. Ve bu özellikle önemlidir. Çünkü bir şeyi yapmaktan hoşlanıyor olsanız bile ancak başlamadan önce önünüzde çok fazla sürtüşme varsa muhtemelen ona atlar ve onun yerine daha rahat bir şey yaparsınız. Mesela uzun bisiklet sürüşlerine çıkmayı seviyorsunuz. Özellikle stresli veya endişeli hissettiğinizde her zaman gevşemenize yardımcı olan bir aktivitedir. Ancak her bisiklete binmek istediğinizde karşılaştığınız bir sorun var. Ve bu da ilk önce bisikletinizi bodrumdan çıkarmanız gerektiği gerçeğidir. Tüm süreç tam olarak 3 dakikanızı alıyor ama bazen bu yolculuktan vazgeçmeniz için yeterli oluyor. Mantıksal olarak bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Neden 3 dakikalık hazırlık keyif aldığınızı bildiğiniz bir şeyi yapmaktan alıkoysun? Ama dediğim gibi insanlar oldukça tembeldir ve yapmak istediklerimizden ziyade kolay ve rahat bir şeyler yapmayı tercih eder. Bu basit nedenden dolayı bazen tüm gün boyunca stresli oluyoruz. Elbette keyif alacağımızı bildiğimiz o bisiklet turuna çıkarak bu durumdan kolayca kaçınabilir ve stres atmamıza yardımcı olur. Ancak o anda sorunu çözecek daha az kullanışlı bir seçeneği seçmek yerine zamanımızı asla gerçekleşmeyecek tüm korkunç senaryoları düşünerek geçirmek olan varsayılan seçeneği tercih ederiz. Tüm bunların kulağa aptalca gelebileceğini biliyorum. Ancak bu sadece rahatsızlıkların eylemlerimizi nasıl yönlendirebileceğinin bir örneği. Şimdiye kadar muhtemelen çevrenizin davranışınızı nasıl etkilediğini anlamışsınızdır ve hatta tüm bu bilgileri kendi avantajınıza nasıl kullanabileceğiniz konusunda birkaç fikriniz bile olabilir. Ancak konuyu daha iyi anlayabilmeniz için insanların birkaç ortak sorunla karşı karşıya olduğunu ve bunları çözmek için 20 saniye kuralının nasıl uygulanabileceğini anlatalım. Daha sık egzersiz yapmak istiyorsanız spor salonunuzun mümkün olduğunca yakın olduğundan emin olun. Tercihen işe gidiş rotanız üzerinde bir yerde. Bu sayede işe başlamadan önce ya da sonrasında eve dönerken orada durabilirsiniz. Her seferinde egzersiz yapmak istediğiniz bir yere 1 saat araba sürmek zorunda kalırsanız bunu tamamen atlama olasılığınız daha yüksek olacaktır çünkü bu çok büyük bir engeldir. Ayrıca spor çantanızı veya seçtiğiniz egzersiz için gerekli olan her şeyi önceden hazırladığınızdan emin olmak istersiniz. Bu şekilde egzersiz yapmaya hazır olduğunuzda gerekli tüm malzemeleri aramanıza ve karıştırmanıza gerek kalmaz. Bazı insanlar spor kıyafetleriyle de uyumayı severler. Bu yüzden uyandıklarında zaten hazır olurlar. Temel olarak genellikle sabahları uyandıklarında giyinme kısmını atlıyorlar ve gerçekten egzersiz yapmak istemiyorlar. Ancak zaten hazır oldukları için bunu yapmak çok daha kolaydır çünkü önlerinde bir engel daha azdır. Sağlıklı beslenme konusunda sorun yaşıyorsanız evinizdeki tüm sağlıksız yiyecekleri atın. Bu sayede geriye sadece sağlıklı besinler kalıyor. Acıktığınızda ve yemek pişirmek istemediğinizde elbette size en uygun olanı yiyeceksiniz. Genellikle bu fabrikada hazırlanmış sağlıksız bir şeydir. Evinizde sağlıksız bir şey yoksa onu elde etmek için kendi yolunuzdan çekilmelisiniz. Ve önünüze ek bir engel olduğundan bunu yapma olasılığınız azalır. Hala dışarı çıkıp abur cubur satın alan biriyseniz sağlıklı öğünlerinizden bazılarını pazar günü önceden hazırlamayı ve bunları hafta boyunca ısıtmayı düşünün. Yani şimdi eğer istek sizi vurursa sağlıklı bir yemek yemek için daha az aktivasyon enerjisi gerekir. Çünkü o zaten sizi orada beklemektedir. Çoğu kişinin farkına bile varmadığı bir diğer yaygın sorunsa şudur. Çalışırken veya ders çalışırken istemeden telefon kullanımı. Büyük olasılıkla telefonunuz her zaman yakınınızda bir yerde bulunur ve onu istediğiniz zaman kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak çoğu zaman telefonunuzu yalnızca o 5 saniyelik can sıkıntısından kurtulmanın bir yolunu aradığınız için kontrol edersiniz ve telefonunuz rahatlıkla oradadır. Tam da bu nedenle telefonlarımız dikkatimizi yapmamız gereken her şeyden uzaklaştırdığı için odaklanmayı engelleyen cihazlar haline geldi. Bu nedenle telefonunuzu başka bir odaya ya da göremeyeceğiniz, ulaşamayacağınız bir yere koyarak bariyer oluşturmalısınız.
Eğer onu gerçekten önemli bir şey için kullanmanız gerekiyorsa kalkıp onu almanız gerekecek. Ve büyük ihtimalle telefonunuzu şu anki kadar sık kontrol etmenize gerek olmadığını fark edeceksiniz. Elbette pek çok kişinin iş için telefonunu veya bilgisayarını kullanması gerekiyor. Bu nedenle bunu bir yere gizleyemiyorlar. Ancak yine de cihazlarındaki yazılımı değiştirebilirler. Sürekli sosyal medya kullanımında sorun yaşıyorsanız tüm uygulamaları silin veya erişilmesi daha zor olacak şekilde bir klasöre taşıyın. Bunun yerine ana ekranınızı işle ilgili hale getirin. Bu da yine sosyal medyanın kasıtsız kullanımı arasında bir engel oluşturuyor. Çünkü artık tek bir tıklamayla sosyal medyaya erişemiyorsunuz. Aynı zamanda işle ilgili eşyalarınızın kullanımını kolaylaştırır. Aynı şey işi oyundan ayırarak bilgisayar kullanımınıza da uygulanabilir. Bunu iş için optimize edilmiş, diğeri eğlence için optimize edilmiş iki farklı kullanıcı oluşturarak yaparsınız. Bu şekilde çalışma zamanı geldiğinde gerçekten çalışıyorsunuzdur ve rastgele web sitelerinde gezinmek veya video oyunları oynamak zorunda kalmazsınız. Aynı şekilde rahatlamak istediğinizde elinizde işinizi hatırlatacak hiçbir şey kalmaz ve tamamen rahatlayabilirsiniz. Tamam, bunlar aktivasyon enerjisini nasıl arttırabileceğinize veya azaltabileceğinize dair sadece birkaç örnek. Ancak daha birçok seçenek var. Durumunuzu düşünmeniz ve nerede bazı değişiklikler yapabileceğinizi görmeniz gerekecek. 20 saniye kuralı muhtemelen her zaman işe yaramayacaktır. Ancak davranışınızı varsayılan olmaktan ziyade kasıtlı hale getirecektir. Elbette gerçekten televizyon izlemek isteyeceğiniz günler olacaktır. O yüzden kalkın ve diğer odadaki pilleri alın. Önemli olan o anda en uygun olanın insafına kalmak yerine varsayılan davranışlarınızın farkına varmak ve onları kontrol etmektir. Bu yüzden çevrenizi incelemenizi ve 20 saniyelik aktivasyon enerjisini nereye ekleyebileceğiniz veya azaltabileceğinizi düşünmenizi tavsiye ederim. Unutmayın, başlamak her zaman en zorlu kısımdır. Bu nedenle istenmeyen etkinliklerinizi zorlaştırırken istediğiniz eylemlerin başlatılmasını kolaylaştırın. Bu davranışlarınızın efendisi olmanızı sağlayacaktır. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bu videoyu bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Hepsi Meraktan kanalıma abone olun ve bunun gibi daha fazla içerik için bildirim zili simgesine basın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.